Evet, plexus brachialis'ten bahsettik. Fasya'ya geldik. Fasya, brachii. Burada kol bölgesinde brachium'da iki tane derine gidip humerus'a tutunan kalınlaşmış bölgesi var ki buradaki yaprakların arasında da ön kola doğru devam eden o damarlar, sinirler yerleşmiş durumda. Bunlardan bir tanesi medyalden gelen, vücuda komşu bir şekilde medyal kısımdan gelip kemiğe gidip tutunan septum intermusculare brachii mediale. Bu yukarıdan aşağı doğru seyri boyunca devam ediyor tüm kolda ve nervus ulnaris ve arteria collateralis ulnaris superior tarafında deliniyor. Yani fasyal yapının içinden geçerek önden arkaya doğru geçiyorlar. Bir de dış kısımdan gelip bakın kasları saran o derin fasyanın içeriye gidip kemiğe tutunduğu bir diğer yapı daha var. Bu da septum intermusculare brachii laterale. Yukarıda crista tuberculum majoris tutunuyor. Aşağı doğru devam ediyor. Tüm kemik boyunca devam ediyor. Dolayısıyla bu iki kalınlaşmış yapı, iki fasyal bölme kolu ön ve arka olmak üzere iki grubu ayırıyor ki ekstensör ve flexör kas grupları burada yerleşmiş durumda. Önce öndeki flexör gruba bakarsak burada bu fasyayla sarılı iki septumun önünde kalan kısımda yerleşmiş musculus coracobrachialis, musculus biceps brachii iki başlı, musculus brachialis yerleşmiş durumda. Arka bölgedeki ekstensör kompartımanında ise tek bir kas var ki burada üç farklı yere tutunarak başlayan bu yüzden triceps adını almış musculus triceps brachii. Bir kaput longumu var yukarı doğru gidiyor. Bakın scapula'nın ön kısmından yukarı doğru çıkıyor. Birazdan göreceğiz önemli bir takım bölgelerin oluşumuna katılıyor. Caput laterale var hemen derininde yerleşmiş humerus'un lateral kısımlarına tutunan bir başı. Bir de daha aşağıda yine humerus'un medial kısmına tutunan bir yapısı. Burada dikkat ettiğimiz şey nedir? Bu iki başı humerus'a tutunuyor. Yani sadece dirsek eklemini geçiyor ama üçüncü başı caput longumu ki birazdan detaylı göreceğimiz klinik öneme sahip olan kısmı yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla omuz eklemini de geçiyor. Yaptırdığı hareket hem ön kola hem de kola. Bu da kaslarda dikkat ettiğimiz bir yapıydı. Teres majörün arkasından, burada gördüğünüz gibi arkadan öne doğru bakıyoruz şekilde. Teres majörün altta en alttaki kas hemen arkasından yukarıda da teres minörün önünden geçiyor. Yukarı doğru devam ediyor. Burada teres majör ve minörü geçerken çaprazladığı bu iki oluşum arasında teres majör ile minör arasında iki aralık meydana getiriyor. Biri medyalde, biri de lateralde. Lateraldekinin adı spasyum axillare laterale. Şöyle dörtgen şekilde bir tarafında humerus yer aldığı için humerotrisipital aralık adı verilen tarif eden kişinin adıyla velpo aralığı. Trisipital triceps'ten gelmiş. Humerusla triceps arasındaki aralık humerotrisipital aralık spasyum axillare laterale. Bir de onun medial tarafında yine iki kas arasında, teresler arasında, majör minör arasında ama lateral kenarında trisepsin kaput longumunun bulunduğu üçgen şeklindeki bir aralık. Bu da spasyum axillare mediale scapulotrisipital aralık adını alıyor. Dolayısıyla iki topografik alan meydana getiriyor. Lateraledeki humerotrisipital aralığa baktığımızda dedik ki dörtgen şeklinde daha lateralde yerleşmiş medial duvar trisepsin kaput longumu. Lateralde humerus, üstte teres minör, altta da teres majör tarafından oluşturulmuş bir aralık. Peki buradan geçenler neler? Nervus axillaris geçiyor bu bölgeyi innerve ediyor. Onun dışında arteria vena circumflexa humeri posterior burada bulunuyor. İç kısımdaki scapulotrisipital trisipital aralık ya da spasyum axillare medialeye baktığımızda üçgen şeklinde demiştik. Burada da caput longum, teres minör ve teres majör arasındaki bir üçgen aralık. Burada da sadece arteria vena circumflexa scapula yerleşmiş durumda. Dolayısıyla bunların sınırları içinden geçenler önemli. Sonra devam ettiğimizde kolu gördük. Fossa cubitalis yine önemli bir topografik alan, topografik bölge.
Dirseğin ön yüzünde anatomik pozisyona göre düşündüğümüzde dirsek ekleminin önüne yerleşmiş bir geçiş bölgesi. Deri altını kaldırdığımızda hemen derinindeki önemli yapılara erişebiliyoruz ama burada deri altında da önemli yüzeyel benler yerleşmiş durumda. Kabaca baktığımızda üçgen şeklinde tabanı yukarıda, tepesi birleşen kısımları aşağıda bir üçgen olarak görüyoruz. Üste epikondilus medialis ve lateralisleri birleştiren bir hayali çizgi bizim boşluğumuzun üst kenarını meydana getiriyor. Medial kenarı oluşturan pronator teres ve ön kol ön grup kaslarından bir tanesi onun lateral kenarı. Lateral kenarda da brachioradialis'in medial kenarı. Dolayısıyla arada gördüğünüz gibi bir üçgen alan meydana geliyor ki yumuşak dokuyla dolu, yağ dokuyla dolu bir alan burası. Yüzeyinde yüzeyel fasyası var, derisi var. Derininde de dirsek eklemine kadar burada kaslar yerleşmiş durumda. Tepesi de aşağıda kenarların kesiştiği yer. Döşemesinde yani derininde ne var? Musculus brachialis var. Koldan ön kola doğru uzanan dirsek eklemine fleksiyon yaptıran kaslardan bir tanesi. Musculus supinator var. Daha derinde supinasyon yaptırıyor. Adını oradan almış. Yüzeyinde ne var? Deri var. Yüzeyel fasya var. Vena mediana kubiti burada gördüğünüz gibi değişik varyasyonlu şekillerde yerleşmiş yüzeyel venler bulunuyor. Bu yüzeyel fasya içerisindeki klinik olarak önemli. Niye? İşte kan alınacak ya da kan transfüzyonu yapılacak, kan verilecek ya da bir takım ilaç uygulamaları yapılacak kullanılan bir yer. Çünkü derinin hemen altında büyük yüzeyel venleri rahatlıkla hissedebiliyoruz. Hatta bazı kişilerde gözle de silüetini ya da kabarıklığını görebiliyoruz. Başka ne var? Onların hemen derininde derin fasya var ve bisepsin deri altına doğru uzanan, derin fasyaya tutunan parçası aponeurosus bicipitalis. Burada yerleşmiş durumdaki içindeki yapılardan bir tanesi aynı zamanda. Biceps brachii'nin tendonu var. Burada kasların arasına girerek bu üçgen içerisinden ön kola doğru yoluna devam ediyor ki ön kolun fleksiyonunda en aktif rol alan kaslardan bir tanesi biceps brachii. Arteria brachialis var. Şöyle kolun ön bölgesinde geliyor ve fossa cubiti içerisinde fossa cubitalis, fossa cubiti ikisi de kullanılıyor. Fossa cubiti içerisinde iki uç dalına ayrılıyor. Bunlar da radius tarafında giden arteria radialis, ulna tarafında medialde giden de arteria ulnaris. Ön kolun ön yüzünde devam eden daha sonra elin iç yüzünde de bir takım arkuslar oluşturan iki tane büyük arter. Ve burada az önce gördüğümüz fasciculus lateralis ve medialis'ten iki dal şeklinde başlayan nervus medianus kolun ön kolun orta kısmında geçiyor. Avuç içerisinde dallarına ayrılarak parmak uçlarına kadar gidiyor. Burada yine fossa cubiti içerisinde yerleşmiş oluşumlardan bir tanesi. Sonra ön kola geçtik. Fossa cubiti'den sonra burada da yine ne vardı? İki kemiğimiz vardı. Radius ulna. Bunların arasında membrana interossea antebrachii dediğimiz bir zar. Hem iki kemik arasında uzanarak ön ve arka bölgeleri ayırıyordu. Hem de ne yapıyordu? Radius ve ulna arasındaki proksimal ve distalde bulunan iki eklemde kemiklerin birbirinden uzaklaşmasını engelliyordu. Yani bir eklem bağı olarak görev yapıyordu ama burada etraftan bu periferi saran fasya profundadan gelen kalınlaşmış lifler de bu ön arka kompartımanlarına ayrılmasında ön kolun rol oynuyorlar. Ekstansör kompartıman arkada bunu yüzeyel ve derin iki grupta inceliyoruz. Ön kısımdaki fleksör kompartıman bu da yine yüzeyel ve derin olmak üzere iki grup kaslar da bu şekilde sınıflandırılıyor. Şöyle hızlıca bakalım bunları sizden saymanızı çok istemeyeceğim bu sene. Yüzeyel kaslar neler? Pronator teres var, palmaris longus var. Şöyle tam orta hatta seyreden bir kas. Flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris biri radialde bir ulnerde karpal o küçük kemikleri tutarak elin fleksiyonunda, ekstansiyonda rol oynayan iki kas. Flexor kaslar ön grupta. Flexor digitorum superficialis. Burada önemli bir kas grubu. Birazdan elde de göreceğiz.
Baş parmak dışında diğer 4 parmağa giden, onlara fleksiyon yaptıran yüzeyde yerleşmiş bir kas. Bunun bir de derininde yerleşmişi var. Flexor digitorum profundus. Demek ki 4 parmağa, baş parmak dışında 4 parmağa giden 4 yüzeyer, 4 de derin tendon el içerisinde, elin ön kısmında, avuç içinde yerleşmiş durumda. Baş parmağa giden ayrı bir kasımız var. Flexor pollicis longus ve pronator quadratus pronasyondan sorumlu. Arka yüze geçtiğimizde burasını da demiştik ki iki bölge, yüzeyel ve derinleri var. Yüzeyel kasları brachioradialis, extensor carpi radialis longus anconeus, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum parmaklara ekstansiyon yaptıran kas. Bunun bir parçası başlangıçta beraber sonra ayrılıyor, küçük parmağa gidiyor. Extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris. Derinlere baktığımızda bu yüzeyel tabakayı kaldırdığımızda musculus spinator spinasyondan sorumlu abductor pollicis longus, extensor pollicis longus, baş parmağa giden kaslar bunlar. Extensor pollicis brevis, extensor indicis. İşaret parmağına da özel bir kas gidiyor. Burada topografik olarak önemli birkaç şeyimiz var. Bunlardan bir tanesi elin arka kısmında tam el bileğinin arkasına yerleşmiş olan bir köprücük. Retinaculum extensorum dediğimiz bu derin fasyanın kalınlaşmasıyla oluşmuş bir yapı. Ayrı bir bağ yapı yok burada. Sadece buradaki derin fasyanın kalınlaşmasıyla oluşmuş, transvers yönde seyreden, hemen altında da bakın sinovyal kesecikler içerisinde parmaklara ekstansiyon yaptıran, ele ve parmaklara ekstansiyon yaptıran kasların tendonlarının geçtiği bir köprücük burası. Hareketin etkili olması için yerleşiyorlar demiştik. Radyusun dış kenarları lateralde, medyalde ulnanın processus gladiosu, ostracoetrum ve pisiformiye tutunan bir kalınlaşmış fasyal yapı. Burnun altında 6 tane geçiş var, 6 kanalcık var. Bu kanalcıkların içerisinde de her birinin yerleştiği sinovyal kesecikler var. Yani tam bir eklem boşluğu gibi bir sinovyal kesesi olan, içerisinde sinovya dediğimiz eklem sıvısı olan, sebebi de bu geçiş esnasında, sıkıştırma esnasında tendonların rahatlıkla ileri geri hareket etmesini sağlayabilen yapılar bunlar. Burada şematik olarak hepsinin geçiş İçini görüyoruz. Neler var? Birinci kanal baş parmak tarafında processus gladiosun hemen dışında radyusun, abductor pollicis longus ve extensor pollicis brevis'in girişleri var. İkinci kanal, bakın tek bir kanalcık şeklinde geçiyor. İçinde extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis ele ekstansiyon yaptıran kaslar. Üçüncü kanal ortada, tek bir kas tendonu geçiyor. Extensor pollicis longus, baş parmağa ekstansiyon yaptıran uzun kasın girişi. Dördüncü kanal en kalabalık olanı, baş parmak dışında diğer parmaklara ekstansiyon yaptıran kas tendonları geçiyor. Extensor digitorum girişleri. Geçiş esnasında her bir parmağa gitmek üzere 4 ayrı gruba ayrılarak devam eden bir yapı. Hemen yanında da işaret parmağına özel gidiyor. Çünkü işaret parmağının diğer parmaklara göre biraz daha fazla aktif olduğunu gündelik yaşamdan hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla işaret parmağına da giden ayrı bir kas var. O da dördüncü kanaldan geçiyor. Retinaculum extensorum'da. Musculus extensor indicis. Beşinci kanal radyusla ulna arasında extensor digiti minimi'nin tendonu geçiyor. Küçük parmağa ekstansiyon yaptıran kas. Altıncıdan artık nerede? İyice medyalde yerleşmiş durumda. Diğerlerinden ayrı bir şekilde extensor carpi ulnaris'in girişi var. Yani ele ekstansiyon yaptıran kas. Ama medyaldeki de lateraldeki de aynı fonksiyonu görüyor. Birlikte hareket ediyorlar. Benzer şekilde bu derin fasyanın burada biraz daha farklı iki ayrı bağ yapıyla birleşerek oluşturduğu bir yapı daha var. Bu ön yüzde el bileğinin ön kısmında retinaculum flexorum. Bu sizin için de biraz daha önemli, klinik olarak önemli
sahip bir yer. Çünkü problem yaşayabilirsiniz. O yüzden bu yapıyı iyi bilin. Faydası olacaktır size. Yine radyosu ulnanın alt kısımlarına tutunarak başlayan iki tane bağ bunlar. Birbirinin devamı şeklinde ama birisi daha altta derinde, birisi de daha yüzeyde ve yukarıda proksimalde yerleşmiş iki tane bağ. Bunlardan birincisi, bakın, el bileğinin hemen proksimalinde. Ligamentum carpi palmare. Bu hem yüzeyde hem de proksimalde yerleşmiş bir bağ. Tabii bunun üzerine ne yapıyor? Fasyal yapılar gelerek buna yapışıyorlar, destekliyorlar. Bir tanesi de bakın daha distalde, el bileğinden distalde yerleşmiş durumda. Bu karpal kemiklerin arasına orada bir köprü gibi uzanan ikinci bağ, ligamentum carpi transversum. Oldukça sağlam, kuvvetli bir bağ. Birincisine bakarsak, ligamentum carpi palmare ya da volare dediğimiz şurada kesilerek açılmış olan bağ. Bakın hemen bunun sol tarafta yukarıdan gelen palmaris longus'un tendonu bunun yapısına katılıyor. Daha sonra elde parmaklara doğru devam ediyor aponevroz olarak. Bu biraz daha fasyanın kalınlaşmasıyla oluşmuş bir bağ şeklinde radius ve ulnanın distaline yerleşmiş transfer seyreden bir bağ. Hemen altında şu ön kolun flexor kompartımanındaki kasların tendonları geçiyor distale doğru. Şu anatomik pozisyonda alt uçta elle birleştiği yerde hemen derininde ve distalinde yerleşmiş olan ligamentum carpi transversumla kaynaşıyor. Ama neresi hariç? Bakın medialde buradan arterler, sinirler geçiyor. Venler de var ama burada çizilmemiş. Nervus ulnaris, arteria ulnaris, vena ulnaris geçtiği yerde burada bir açıklık var. İki bağ arasında bu medialde ki bu geçitten bu yapılar, bunlar arter sinirler geçiyorlar. Dolayısıyla burada bir açıklık meydana geliyor iki bağ arasında. Alta devam ettiğimizde ligamentum carpi transversum, bakın daha distalde, el bileğinin distaline yerleşmiş durumda. Karpal kemiklerin arasında uzanıyor. Tam bir köprü şeklinde. Bunun da hemen altından geçen neler var? Parmaklara fleksiyon yaptıran kas tendonları var. Esas olarak bahsedilen yer aslında altındaki geçide de canalis carpi dediğimiz bu bağ. Ligamentum carpi transversum. Flexor kasların tendonları ki az önce görmüştük, ne demiştik? Bir yüzeyelde, bir de derinde flexor digitorum superficialis ve flexor digitorum profundus olmak üzere iki kas vardı ön kolon bölgesinde. Onun her bir parmağa giden baş parmak haricinde dörder tendonu, yani 8 tane tendonu bu alttan geçiyor. Hemen yanlarında da nervus medianus'u görüyoruz. Medialde os pisiforme ve hamatuma tutunuyor. Hamun sosis hamatiye. Lateralde ikiye ayrılıyor. Yüzeyel ve derin yapraklar olmak üzere skafoideum ve trapezyuma tutunuyor. Derin yaprak arkaya doğru gidiyor. Yine trapezyuma tutunuyor. Ama arada bir kanalcık meydana geliyor. Burada gördüğünüz gibi içerisinden bir tendon geçiyor. Flexor carpi radialis'in tendonu bu iki yaprak arasından geçerek karpal kemiklere tutunuyor. Aynen retinaculum extensorum'da olduğu gibi burada da flexorum'da da bu yapıların altında tendonlar geçerken sinovyal kesecikler içerisinde. Ama buradaki yapı biraz daha farklı, bakın gördüğünüz gibi. Temelde burada retinaculum flexorum'un altında iki tane sinovyal kesecik var. Bir tanesi baş parmağa giden tendonların keseceği, diğeri de diğer parmaklara gidenler. Diğer parmaklara gidenler vagina synovialis communis musculorum flexorum adını alıyor. Bakın küçük parmağa giden kesintisiz bir şekilde bu flexor kasların tutunduğu yere kadar devam ediyor ama diğer parmaklara gidenler ayrı birer yapı meydana getiriyorlar. Şöyle el ayasında, elin ön bölgesinde ligamentum carpi transversumun bitiminde ne yapıyor? Bu synovial kesecikte sonlanmış oluyor. Üç parmağa giden, ortadaki üç parmağa gidenler. Bir de vagina synovialis tendinis musculoflexoris pollicis longi var. Baş parmağa fleksiyon yaptıran kasın tendonunun geçtiği kesintisiz bir şekilde retinaculum flexorum altından başlayıp
tendonun kemiğe tutunduğu distal falanksa kadar devam eden bir sinovyal kesecik bu da. Retinakulum flexorumun hemen başlangıcında başlıyor bu sinovyal keseler. Radyal taraftaki baş parmakta son falanksa kadar gidiyor. Ulnar tarafta 2, 3, 4 ayrı bitiyor burada. Parmak alt kısımlarında ön yüzde de ayrı kesecikler yine bu parmak eklemlerinden interfalangeal eklemleri etkilememek için yine kesecik içerisinde yoluna devam ediyor. Ama küçük parmağa giden kesintisiz bir şekilde uzanıyor. Ele geldiğimizde elde neleri göreceğiz? Öncelikle şöyle bir elin dorsal kısmına baktığımızda dorsal ve palmar olarak iki kısmı arayacağız ya da arka yüz ön yüz şeklinde. Öncelikle arka yüze baktığımızda burada neyi görüyoruz? Parmaklara giden ekstensör kas tendonlarını görebiliyoruz rahatlıkla. Çünkü çok ince bir deri var. Deri altı yağ doku çok az durumda ve altta gevşek bir şekilde yapışık. Dolayısıyla şöyle hareket ettirebiliyoruz rahatlıkla bu el dorsalindeki deriyi. Burada baş parmağa giden kas tendonları ki bunlar ekstensör pollicis longus ve abductor pollicis longus, bir de derinin de ekstensör pollicis brevis'in tendonları, arada bir çukur meydana geliyor ki enfiye çukuru diye de bildiğimiz, eskiler buraya işte bu enfiye tozunu koyup koklarlarmış, bunlarına çekerlermiş, kullanılan bir çukurluk tendonların arasında. El sırtında başka dikkatimizi çeken bir şey yok. Deri altını kaldırdığımızda burada ekstensör kas tendonlarının arasında baş parmağa gidenler hariç tabii ki birleşkeler var. Şöyle 4 tendon arasında 3 tane birleşke, bunlara connexus intertendineus adı veriliyor ki bunlar parmakların birlikte hareket etmesine yardımcı olan bağlar. Sonrasında devam ettiğimizde parmakların şu başlangıç kısımları, proksimal falanksların hemen sırtında bir takım yapılarımız var bizim. Aponevrosus dorsalis dediğimiz 5 parmak içinde birbirleriyle birleşmeyen 5 ayrı aponevroz bunlar. Yapısına baktığımızda bu aponevrozların oldukça fazla, gördüğünüz gibi kas tendonları gelip buraya yapışıyorlar. Neler var öncelikle? Bu ekstensör tendonların genişlemesiyle meydana geliyor burada. Yassılaşıyorlar bu tendonlar. Ama bunların hemen yan taraflarında bu interosseal ya da elin palmar yüzüne yerleşmiş olan küçük el kaslarının tendonları da gelip yan taraflardan bu aponevrozlara tutunuyor. Dolayısıyla hem parmak fleksiyonunda hem de parmak ekstansiyonunda rol alan kas grupları şu aponevrosus dorsalisin yan tarafına tutunan lumbrikal kaslar ve interosseal kaslar. Bu devam ettiğinde 3 bölmeye ayrılıyor. Bunlardan ortadaki orta hüzme şu ekstensör digitorumun tendon tarafından oluşturuluyor. İkinci falanksın proksimal ucunda sonlanıyor. Ama yanlardan gelen şu lumbrikal ve interosseal kasların tendonları her iki yan hüzme olarak devam ediyorlar. Nereye kadar gidiyorlar? Distal falanks. Son falanksın yan taraflarına gidip tutunuyorlar. Dolayısıyla hem fleksiyonda hem de gerdirmeden dolayı ekstansiyonda rol alıyor şu yan hüzmeleri. Bu kompartımanda elin sırt kısmında şu metakarpallerin yüzeyinde ekstensör kas tendonları parmaklara doğru devam ediyor. Derinin hemen altında fascia dorsalis manus dediğimiz bir fascia. Onun da derininde şu kemiklere de tutunan aradaki interosseal kompartımanı sınırlandıran fascia subaponeurotica dorsalis dediğimiz bir fascia bu kompartımanı ayırıyor. Aslında öyle çok büyük kompartıman şeklinde değil, çok ince bir aralık şeklinde. Yağ doku da fazla değil burada demiştik zaten. Bağ doku ve kas tendonlarından oluşan bir aralık burası. Bunlar yan taraflarda birleşiyorlar elin yan taraflarında. Elimizi çevirdiğimizde ön yüze baktığımızda burada neleri görüyoruz? Burada oldukça yumuşak dokuyu fazlaca görüyoruz burada.
el sırtına göre, dorsaline göre ve bir takım kabarıntılar, bu kabarıntılar arasında da bir takım çizgiler meydana geliyor. Bu çizgileri oluşturanlar ne var? İşte parmaklardan başlarsak burada interfalangiyal eklemlerin oluşturduğu çizgileri görüyoruz. Sonra metakarpofalangiyal eklemin oluşturduğu çizgileri görüyoruz. Ve avuç içerisinde de bu yumruk yapma esnasında daha da belirginleşen avuç içerisindeki çizgiler. Ki hani falları bakılarak bir takım yorumlar yapılan çizgiler bunlar. Distal, proksimal enine çizgiler olarak isimlendiriliyor. Çok hani dikkat şeyler değil, biraz fazlaca da varyasyon gösteriyor. Oldukça da farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor bu çizgiler. Bir orta çizgi var. Bunlar daha çok birazdan göreceğimiz elin ön bölgesindeki neleri sınırlandıran bu tenar hipotenar bölge dediğimiz bölgeleri sınırlandıran çizgiler olarak karşımıza çıkıyor. Elin dorsalinde dedik ki her bir parmağın kendine ait bir aponeuroz dorsalisi vardı. İç yüze baktığımızda burada tüm parmaklara doğru giden musculus palmaris longus'un genişlemesiyle meydana gelmiş tek bir aponeuroz var. Avuç içerisini tamamen kaplayan aponeurozus palmaris. Sırttan farklı olarak. Bu da yüzeyel ve derin olmak üzere iki tabaka şeklinde. Yüzeyel tabakası daha çok bu ön kol ön bölgesindeki en yüzeyde yerleşmiş palmaris longus'un karpal tünelin hemen dışından geçtikten sonra ligamentum carpi transversum yüzeyinden geçtikten sonra yelpaze gibi yayılmasıyla meydana gelmiş parçası. Bir de daha derindeki derin tabakası var. Bu da ligamentum carpi palmare'nin devamı. Ligamentum carpi transversum'un devamı şeklindeki bir yapı. Derin tabaka oblik yüzeyler uzunlamasına seyreden lömbinal liflerden meydana geliyor ve giderek ayrılarak parmaklara doğru yollarına devam ediyorlar. Ve parmak köküne, parmakların başlangıç yerine geldiğinde buradaki fleksör kasların tendonların etrafını sarıyorlar. Yüzeyler fibroz kılıflara ve hemen deri altına tutunurken derindekiler alttaki metakarpal kemikleri tutunarak sonlanıyor. Bu aponeuroz palmaris, bakın burada en altta oldukça kalın gördüğümüz derinin hemen derininde yerleşmiş olan kalın yapı. İçerideki metakarpal kemiklere doğru uzantılar gönderiyor. Bir tanesi bunlardan birinci metakarpale gidip tutunan septum tenaris dediğimiz bölme. Bir tanesi de 5. metakarpal kemiğe gidip tutunan septum hipotenaris dediğimiz bölme. Bunlar da elin ön kısmını, el ayasını 3 bölgeye ayırıyor. Tenar kompartıman, hipotenar kompartıman, tenar baş parmak tarafı, hipotenar kompartıman küçük parmak tarafı ve ortada canalis carpi'den sonra devam eden o flexor kas tendonlarının bulunduğu orta kompartıman. Ve bu özellikle tenar ve hipotenar bölgedeki kas kitleleri ne yapıyor? Elin ön bölgesindeki o çizgilerin oluşmasını sağlıyor. Tenar kompartıman, fascia profunda septum tenaris arasındaki bölme. Burada interosseal kısmı da almış da daha yüzeydeki, daha alt kısım, yaklaşık alt yarısı diyebiliriz bu dairenin. Burada neler var? Özellikle baş parmağa giden kaslar var. Abductor pollicis brevis, opponens pollicis, flexor pollicis brevis, birinci metakarpal kemik, arteri radialisin dalları, ramus palmaris superficialis, yüzeyel arkusu meydana getiriyor. Flexor pollicis longus'un kirişinin bir bölümü burada yerleşmiş durumda. Şu kaslara baktığımızda baş parmak tarafındaki kaslar, abductor pollicis brevis dedik, opponens pollicis onun hemen derininde, onun altında flexor pollicis brevis, adductor pollicis diğer parmaklara yaklaştırıyor. Orta parmağa doğru adductor. Diğer kısım medyalde yerleşmiş olan küçük parmak tarafında hipotenar kompartıman. Burada da fascia hipotenaris bu bölmeyle burada bir kas yapıları sınırlandıran bir bölme meydana getiriyor.
Küçük parmağa giden flexor digiti minimi brevis, opponens digiti minimi, abduktor digiti minimi burada yerleşmiş durumda. Bu kaslara bir de bu açıdan bakarsak palmaris brevis, abduktor digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, opponens digiti minimi. Bu da elin şu medial kısmındaki kabarıntıyı oluşturuyor bizler için. Orta kompartıman her iki taraftaki bölme aponeuros palmaristen derine metakarpallere doğru giden o kalın yapraklar bu bölmeyi meydana getiriyorlar. Radyalde septum tenaris, ulnar tarafta septum hypotenaris, yüzeyinde bakın altta aponeuros palmarisi, derininde de kemiklerin hemen önünde yerleşmiş fasyal membranı görüyoruz. İçinde tendonlar var dedik. Flexor digitorum superficialis ve profundusun 4-8 tane tendonu. Karpal tünelden geçerek devam ediyor. Bu arada çok kısaca karpal tünel o ligamentum carpi transversum altından geçiş. Orada en önemli kısım kas tendonları tamam belki hareketlere engel olabilir ama nervus medianus önemli bir yapı. Devamlı el hareketlerini fazla yapanlarda, el işi yapanlarda ki buna sizin meslek grubunuz da dahil diş hekimlerde çok fazla manipülasyon yaptığınız için el işi yapan hanımlarda da görülüyor çok fazlaca. Burada sıkışma meydana geliyor. Nervus medianus sıkışması ve sonuçta uyuşmayla başlayan, karıncalanmayla başlayan kas güçsüzlüklerine kadar giden kas hasarı meydana geliyor. Buna karpal tünel sendromu deniyor. Yani olası risklerden bir tanesi sizin için. Eğer özellikle şu ilk 3 parmak, 3,5 parmak diyebiliriz baş parmak, şu ön yüzlerinde hafif karıncalanma ya da uyuşma gibi bir şikayetiniz olursa karpal tünel sendromuna maruz kalmış olabilirsiniz. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii gençsiniz, hemen ortaya çıkacak bir şey değil. Çok uzun yıllar sonrası için oluşabilecek bir durumdur. Aklınızda bulunsun. Tendonları söyledik değil mi? Burada şeyler vardı. Hemen yanında musculus lumbricalisler var. Bu da bu profundusun kirişlerine tutunarak yan taraflarda aponeuros dorsalis'e tutunan kas gruplarıydı. Solucana benzetilmişlerdi. O yüzden lümbrikal kaslar denmiş. Parmakların fleksiyon ve ekstansiyonlarında rol alan kas grubuydu. Onun dışında arterlerin burada yapmış olduğu yapılar var. Arcus palmaris superficialis ulnaris'in devamı şeklindeki bir yüzeyel arter kavsi. Nervus medianus'un palmar dalları, parmaklara doğru giden dalları ki bu sıkışmada bunlar etkileniyor, bunlar hasar görüyor demiştik az önce. Ve nervus ulnaris'in yüzeyel dalı yine bu orta kompartımanda seyrediyor. Bir de son olarak ne var? Şu kemiklerin arasındaki 5 metakarpal kemiğin arasındaki 4 aralık var. Burada yerleşmiş olan kaslar buraya da interosseal kompartıman, interosseos kompartıman ya da adduktor kompartıman deniyor. 7 tane kas 4 dorsalde 3 ventralde ön kısımda parmak kısmında yerleşmiş 7 tane interosseal kas burada bulunuyor. Bunlar da hem arkada dorsalden hem de önde palmar kısımdan fasyalarla sarılı bir şekilde kemiklerin arasına hapsediliyor ki bu fasya kemiklerin ön arka yüzlerine tutunarak aradaki kasları tamamen sıkıştırıyor. Bu kaslar da kemiklerin yan taraflarına tutunarak başlıyor. Metakarpallerin tüm o bulunduğu o kenarlara tutunuyor ve devam ediyor. Sonrasında parmakların başlangıç yerindeki aponeurosus dorsalislere tutunarak sonlanıyor bu interosseal kaslar. İçinde ne var bu kompartıman? 2, 3, 4, 5. metakarpal kemikler var. Adduktor pollicis'in iki başı baş parmağa adduksiyon yaptıran kas demiştik. İnterosseal kaslar var. Dorsal palmar olarak iki grup şeklinde demiştik. Toplamda 7 taneler bunlar. Arteria radialis'in bir devamı, o da bir arcus oluşturuyor derinde. Arcus palmaris profundus adını alıyor ve nervus ulnaris'in de derin dalı bu iç kısımda yerleşmiş durumda. Bu da sanıyorum evet Çanakkale'den, Çanakkale Köprüsü'nden son çekilen resimlerden bir tanesi.
Var mı üst ekstremiteyle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir sorumuz? Herhangi bir şey gelmedi. Peki kaydı durdurup bugünü bitirelim.